İstanbul dünya tarihinde birçok ilkin yaşandığı bir şehir. O ilklerden biri de Mimar Sinan imzası taşıyan Büyükçekmece ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Büyükçekmece Gölü üzerinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'ndeyiz. Bu köprü Kanuni Sultan Süleyman tarafından Zigetvar Seferi sırasında Mimar Sinan'a yaptırılıyor. Köprü İstanbul'daki en önemli tarihi yapılardan biri. Ancak sadece İstanbul için önem arz etmiyor, dünya tarihinde de bu köprüyle birlikte bir ilke imza atılıyor. Dünya tarihinde ilk kez kazık çakma yöntemi bu köprüde uygulanıyor. Köprü İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan tarihi ticaret yolu üzerinde Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği noktada yapılmış. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferine çıkarken ordunun Büyükçekmece Gölü ile denizin birleştiği bu noktadan sallarla karşıya geçmekte çok zorlanması üzerine buraya köprü yapılmasını emretmiş. Ve işte Mimar Sinan bu emir üzerine harekete geçiyor. Dünyada ilk kez kazık çakma tekniğini kullanarak bu köprüyü yapıyor. Büyükçekmece Köprüsü Mimar Sinan'ın ilk uzun ve Osmanlıların ve hatta dünyanın ilk uzun köprülerindendir. Daha önceki köprüler nehirlerin iki karada, karaya oturan, su içine gelmeyen iki nehrin en yakın ağzında iki ayaklı köprülerdi. Bunlar klasik köprülerdi. Roma'dan sonra birçok örneği bunların görülebilir. Orta Asya'da da örnekleri var. Ama ilk defa kazıklar üzerine oturtularak uzatılan ve kalıcı köprülerin yapımını Mimar Sinan'ın geliştirdiği bu kazık çakma kazıklar üzerine köprü teknolojisiyle başlamıştır. Bu teknoloji ilk defa Büyükçekmece Köprüsü'nde kullanıldı. Nisan ayında ordu sefer kararı verdiğinde Büyükçekmece Gölü'nün orada ordu toplanmak karargah otağı kuruldu ve ordunun sadrazam olarak başında bulunan Sokullu Mehmet Paşa yabancı elçileri orada kabul etmeye başladı. Bu aslında büyük bir senaryonun bir parçasıydı. Çadıra her gelen, çadırın tam karşısında yürütülen inşaatı hemen görüyordu. Büyükçekmece Köprüsü'nü yapıyorlardı. Otağı şöyle bir hayal edelim yani. Otağa geliyor yabancı elçi ve karşıda bir inşaat var. Ve bu inşaat her gün öyle ayarlanmış ki Mimar Sinan şunu diyor, kazıkları çekeceğiz ve tam 16 günde çok kısa bir sürede ben bu köprüyü bitireceğim diyor. Bunun üzerine bir çalışma yapılıyor ve 16 gün boyunca neler sayılıyor, köprü tamamlanıyor ve bu uzun köprü bittiği zaman büyükelçiler Avrupa'ya şunu rapor ediyorlar. 16 günde bu uzunlukta bir köprüyü bitirdiklerine göre, böyle bir teknolojileri olduğuna göre Osmanlı ordusu Avrupa'nın en ucuna kadar gidebilir. Bu büyük bir sefer olacak diyorlar. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar kuşatmasında öldüğü için köprü oğlu 2. Selim zamanında 1567'de tamamlanıyor. Kazık çakma teknolojisini bulan ve Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde ilk kez uygulayan Mimar Sinan, köprü için şaheserim diyor. Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği noktada yapılan bu köprüden Mimar Sinan şöyle bahsediyor. Köprü eserlerimin içerisinde şaheserimdir. Büyükçekmece Köprüsü yani Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü hala İstanbul'un güzelliğine güzellik katıyor. Sadece yayalara açık olan köprü üzerinde vatandaşlar uzun yürüyüşler yapıyor.